Burası bir yükseltidir arkadaşlar. Buranın altı aslında dehlizler var. Ta Romalılar zamanında zindanları vardır. Girişleri hala alt tarafta vardır. Tabi demirli. Oradan bunun altındaki dehlizlere girilebiliyor. Vakıf Katılım'ın katkılarıyla hazırlanan Çağrışımlar başlıyor. Evet sevgili kardeşlerim, merhabalar. Bugün Sultanahmet'teyiz. İstanbul'un başka bir harikulade yeri. Sadece Osmanlı dönemi değil tabi, Osmanlı dönemi çok uzun ama ondan evvel de hem Bizans hem Roma ve belki ondan önce de ilk Yunan yerleşiminden ve evvelinden de beri şehrin aslında merkezi hemen hemen burası. O yüzden bugün size buradan biraz hem hatıralar hem ilginç noktalar, buradaki muhteşem tarihi eserler, Sultanahmet Camii, efendim bu at meydanındaki hipodromdaki bir takım eserler, çeşmeler, uçanlar, kaçanlar, gezenler, onlardan biraz bahsedip bugün de bazı çağrışımlara inşallah yol açmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, devam edeceğiz. Evet gençler, burası meşhur Alman Çeşmesi. İstanbul'un göbeğinde Alman Çeşmesi'nin ne işi var? Alman'ın ne işi var derseniz, Abdülhamit biliyorsunuz Almanya ile ittifak kurdu. Çünkü İngilizlerin Osmanlı'yı bitirme niyetine sahip olduklarını anladı. Halbuki o döneme kadar İngiltere Osmanlı'nın başı her sıkıştığında, özellikle Ruslarla savaşlarında genelde İngiltere'ye geliyordu. Bir şekilde araya girip Osmanlı'nın yanında yer alıyordu. Çünkü İngiltere Osmanlı'dan ticaret anlamında önemli kazançlar elde ediyordu. Hatta 1. Elizabeth zamanında ilk kurulan şirketin adı Turkish Company'dir veya Turk Company'dir. Yani Osmanlı şirketidir. Bu sömürgeleştirmeye başladıkları şirketlerin ilki bizimle ilgilidir. Çünkü Osmanlı onlara bazı kapitülasyonlar verdi. Onlar da ticaretlerini artırdılar. Ama Abdülhamit anladı ki İngilizler artık dünyadaki yerlerini sağlamlaştırınca İslam dünyasının işgal noktasında Osmanlı'ya yavaş yavaş saldıracaklar. Onun üzerine bir denge olsun diye Almanya o dönemde kuvvetli bir artık imparatorluk haline gelmişti. Almanya'yla bir yakınlaşma içine girdi. Yakınlaşma ne demektir babacığım? Al baba ver baba, al gülüm ver gülüm. Devletler arasında bu işler çok yapılıyor ama acaba daha çok kâr eden kim? Tabii ki Almanya. Biz 1. Dünya Savaşı'nda bir nevi Almanya'nın menfaatine savaştık. Biliyor musunuz bunu? Yani Çanakkale Harbi, oradaki verdiğimiz 250 bin şehidin, ordumuzun başında Alman var. Almanlar yönetiyor. Deniz Savaşı diyorsunuz, fes giymiş Almanlar yönetiyor. Bunları konuşmazlar. Almanya çünkü Batı Avrupa'da İngiliz ve Fransızlarla yaptığı savaşta zorlanıyordu. O yüzden onların gücünü bölmek için Çanakkale'ye çok yüklendi. Dolayısıyla bizim askerlerimize de orada destek verdi. Dolayısıyla Almanlarla olan ilişkimiz böyle bir yerden başlıyor. Yani Alman Çeşmesi aslında Alman Kaiseri İmparatoru'nun İstanbul'u ziyaretiyle ilgili bir şey. Onun hatırasına Almanlar tarafından yaptırılmış. O yüzden şekline şemaline bakarsanız o dönemin Alman mimarisini gösteriyor. Fakat içeride de hem Osmanlı padişahı olan Abdülhamid'in hem Kaiser'in kendi özel emperyal simgeleri var. Bizimkinin tuğrası var. Onların kendi emperyal mühürleri var. İçeride zaten gözüküyor. Burayla ilgili ilginç bir şey anlatayım. Bazı insanlar, bizim adamlarımız yani, memleketten gezmeye gelip buraya geliyorlar. Önünde dua edenleri görüyoruz. Adam burayı türbe sanıyor. Arkadaş, kubbeli bir şey gördün mü hemen önünde dua etmeye başlıyoruz. Yani bilinçsizlik düzeyi gerçekten feci. İnşallah İşte bizim de bu gayemiz biraz bildiklerimizi aktarmak ve biraz uyanık olmak. Demek ki Almanlarla Osmanlıların ilişkisi aslında bir karşılıklı menfaat ilişkisi. Fakat bu işten Almanlar daha karlı çıkıyor tabii. Ve
Bize de mesela ilkokulda bile hep eski dostumuz Almanya, sadık dostumuz Almanya. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bu laf çok konuşulurdu. Vallahi dost Allah'tır. Dost sadık ve doğru insanlardır. Batılılardan pek dost olmaz yani. Dikkat edelim. Öyle olmadığını Abdülhamit de gördü. İttihatçılar da gördü daha sonra. Gerek İngiliz, gerek Fransız, gerek Amerikalı. Bugün de onları dost tutanlar da bir görecekler yani mecbur. Evet, bu yürüdüğümüz yol ilginç bir yol. Aslında burası Roma döneminde bütün bu boşluk arazi yani camiyi de birazcık içine alacak şekilde büyük bir hipodromdur. Hipodrom neydi? Hipo, eski Yunanca'da at demek. Drom, yuvarlak olan şey derler. Atların etrafında koştuğu yer. At yarışları yapılıyor. Burada çekirdek çitleyip İstanbullular toplanıp muhtelif at yarışlarını seyrediyorlardı. O at yarışı yapılan halkanın içi de şu gördüğünüz eski bir kısmı Mısır'dan getirilen bir takım anıtlarla süslenmişti. Burası orta noktası yani şu bulunduğumuz yer o hipodromun adası, ortadaki ada. Bunun çevresinde at yarışları yapılıyordu ve toplantı yeri genelde burasıydı. O yüzden burası aynı zamanda at meydanı olarak bilinir. Bir de et meydanı var. Et meydanı neresi? Şehzade Camii'nin önündeki arazi, Saraçhane tarafı. Orası da et meydanıydı. Burası aslında Cumhuriyet dönemine kadar hemen hemen at meydanı olarak da biliniyordu. Ve burada aslında zamanla evler de yapılmıştı. Bir mahalle oluşmuştu. Tabii Sultanahmet Camii o dönemde belli evler yıkılarak da yaptırıldı. Burası satın alınıp yıktırıldı. Öyle gidip kimse tokatla, dayakla adamları dışarı atmıyor. Cami de öyle yapıldı. Cami demek ki eski Roma'dan kalma bu alanın içine yapılmış. Burası bir yükseltidir arkadaşlar. Buranın altı aslında dehlizler var. Burası yükseltilmiş bir yer. Yani toprağa basmıyoruz şu anda. Ta Romalılar zamanında o atların konulduğu, bazen buraya hapishane gibi de kullanılıyordu, zindanları vardır. Hatta girişleri hala şu tarafta, alt tarafta vardır. Tabii demirli. Oradan bunun altındaki dehlizlere girilebiliyor. Dolayısıyla ilginç bir yapının üzerinde bulunuyoruz. Çok tarihi bir yapı. Yani en az 2000 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. 2000 yıla yakın bir yapı. Ve etrafında hala farklı zaman dilimlerinde yapılmış eserler var. Medeniyet böyle. Birbiriyle geçişerek, birbirinden alıp vererek oluşan bir şey. Bütün medeniyetler öyle. Evet, bu meydan ilginç bir yer. Bakın, normalde ne dedik? Bu Roma döneminde. Bir dakika hocam, yani Roma, Bizans karıştı bu işler. Arkadaşlar, İstanbul Bizantiyon olarak Yunanistan ana kıtasından buraya göçen bir kabile Sarayburnu tarafında oraya yerleşiyorlar. Orada kuruldu. Küçücük bir yerdi. Daha sonra Topkapı Sarayı'nın olduğu yer büyüdü. Büyüdükçe Bizans dediğimiz krallık oluştu. Sonra imparatorluk oldu. Biliyorsunuz Anadolu'yu, Balkanları birçok yeri işgal etti. Daha sonra Roma İmparatorluğu buraları işgal etti ve Roma İmparatorları aslında burada yaşıyor oldular. Konstantinopolis lafı da ilk Hristiyan Bizans İmparatoru veya Roma İmparatoru Konstantin'in adından geliyor. Bakın burada da Mısır'dan getirilen bir dikili taş var. Yani aynı meydan içinde Osmanlı var, Roma var, Bizans var. Ve Mısır'da var. Bunun zaten alt tarafında kaidesinde Roma tiplerini görüyorsunuz. Mısır'dan buraya adam özel anıt getirtiyor. Zaten üzerinde görüyorsunuz hieroglif motifleri var. Bir şey söylüyor da ben bilmiyorum. Tabii bilmediğim lafı da konuşacak değilim. Fakat size biraz önce şey dedim. Bunun altı mahzenler, dehlizler var dedim. Gelin göstereyim bakın onu anlayabilirsiniz. Mesela bu dikili taş elbette bir kaidenin üzerine konmuş. Bakın bulunduğumuz seviyeden kaç metre aşağıda. Daha temelini de göremiyoruz. Temeli bunun daha da alttadır. Yerleştirildiği çukur. Demek ki şu aradaki farktan anlıyorsunuz ki buranın altı bu şekilde bir boşluk. Muhtelif odacıklar, mahzenler falan filan var. Bir benzeri yapı da
Şu öbür dikili taştır. İki tane dikili taş var. Bir de ortada şurada kellesi kırılmış çift yılan sütunu var. Bunlar hep hipodromun ortasındaki adanın süsleri bir manada. İnsanlar kenardaki tribünlerde oturuyorlardı ve at yarışlarını seyrediyorlardı. Demek ki şehrin merkezi burasıydı. Halkın toplanma yeri burasıydı. Dolayısıyla burası gerçekten yaşayan canlı bir yer ve medeniyetlerin birbirine nasıl alıp verdiklerini de görmemiz için çok güzel bir yer. Evet, bakın burası da ilginç hatırası olan bir yer. Bu arkamdaki yer İbrahim Paşa Sarayı ve onun kalıntıları üzerine yapılmış bir bina. Bu İbrahim Paşa kimdi? Pargalı İbrahim, Yunanistan'dan devşirilmiş Rum bir insan. Tabii devşirme olunca sonradan Müslüman oluyor ve Kanuni'nin damadı oluyor. Kanuni'nin közde bir adamı, damadı. İki tane lakabı var, Makbul İbrahim Paşa ve bir de sonradan Maktul İbrahim Paşa. Neden Makbul? Çünkü Kanuni'ye senli benli bile konuşabilecek kadar güç sahibi bir adam. Hem damadı hem de devlet işlerine itimat ettiği bir adam. Fakat daha sonra işler çamura batınca da katlediliyor. Kanuni kendi damadını katlediyor. O yüzden de adı Maktul İbrahim Paşa oluyor. İnsan hep akıbetine bakmalı. Her yükseltinin bir inişi var. O inişi kaçıran adam, hep yükseklikte gideceğini düşünen adam çok büyük bir facia yaşar mutlaka. O yüzden insan gerçekçi olmalı, gününe aldanmamalı. Hep yarının, hep sonunu düşünmeli. Her işimizi öyle yapmalıyız. Mümin ahirin adamı, acilin adamı değil. Hemen şu anda ben şunu efendim istiyorum, bunun olması lazım. Evet öyle ama arkasından ne olur acaba? Ben onu yaparsam ne olur? Müslüman bu hesabı yapan adam. Bu sarayın özelliği, İbrahim Paşa o kadar kendine büyük bir güç devşirmiş ki, mesela buralara heykeller koymuş. Osmanlı'da heykel pek rastlanan bir şey değil. Batı'dan heykeller getirtmiş, bahçesine koymuş. Kendine saray yaptırmış adam. Topkapı Sarayı şuradan 600 metre ileride. Adam burada kendine saray yaptırıyor. Evet, büyük bir şaşaa yaşamış. Ama sonu ne? Bitiş. O yüzden her gücün bir bitişi var. İnsan bitişini unutmazsa o gücü gerçekten anlamlı ve uzun ömürlü olur. Yoksa o da bir gün gelir berhava olur. Sultanahmet Camii tabii çok fazla ziyaretçinin olduğu bir yer, yerli yabancı. Onun için Sultanahmet Camii'nin bir derneği var. Buraya gelen gayrimüslimleri en azından irşad edebilmek için iman, din, İslam nedir, neye inanıyoruz onu anlatabilmek için bu gibi panolar hazırlamışlar. Güzel bir çaba. Aslında yeni bir oluşum daha var. O oluşum da genç ilahiyat talebeleri, yabancı lisan bilenler öyle bir oluşum içindeler. Onlar caminin içinde rehberlik yapıyorlar ve dinimizle ilgili konuları soranlara, ilgilenenlere anlatıyorlar. Çok güzel teşebbüsler. Geç düşünüldü ama güzel düşünüldü. O yüzden o arkadaşlara da tebrik ediyorum. Tabii ben de o gruba bir ders verdim. Yani batılı kimdir diye. Batılı neyi nasıl algılar diye. O yüzden onlara da şunu özellikle söyledim. Sizin anlattığınızdan ziyade kim olduğunuz etkilidir. Bir türlü bu noktayı aklımız kavramıyor. Lafla iş yapacağımızı sanıyoruz. Öyle değil abiciğim. Hiç konuşmasan. Bir bakışınla, bir yardım edişinle, bir tebessümünle kalpleri fethedebilirsin. İslam böyle yayıldı yani, yoksa lafla efendim insanlara broşür dağıtarak olmadı. İnsan insanı sever, insan insana alışır, insan insana benzemeye çalışır. İman da o şekilde yayılır. Bunu unutmamak lazım. O yüzden işin esası yine ahlak. Elbette anlatacağız ama kim olduğumuz, ne söylediğimizi güçlendiren bir şey. Sultanahmet Camii gezimizin bir kısmını tamamladık. Burada anlat anlat bitmeyecek bir sürü işler var. Bir kez Sultanahmet Camii'ni görüyorsunuz ama Sultanahmet bir külliye. Külliye ne demekti? Daha önce de konuştuk. Şehrin merkezi
sadece ibadet merkezi değil, içinde ticaret merkezi var, bilim merkezi var, eğitim merkezi var. Çoğu kere de hayır işleri için bir imaret, aşevi, insanların gelip yatabileceği yerler bulunuyor. Sultanahmet Külliyesi de öyle bir külliye. İstanbul'da merkezde bu kadar büyük bir külliye daha önce yapılmamış. Süleymaniye biraz daha ileride kalır. O da büyük bir külliye tabii. Beyazıt ondan önce daha da bu tarafta kalıyor. Fakat direkt Ayasofya'ya bu kadar yakın bir yerde yapmak tabii önemli bir iş. O zamanlar burası bir mahalle. Rahmetli 1. Ahmet burayı yaptırmaya niyetlendiği zaman bir talimat veriyor. Bu Osmanlı arşivlerinde vardır. Diyor ki meskun mahalde işte taşlar getiriliyor, hafriyat götürülüyor, inşaat malzemeleri taşınıyor vesaire. Çevreyi rahatsız etmeyin diye özel talimat verilmiştir. O yüzden at arabaları, malzeme taşıyanlar genelde çok büyük bir tur atarak bu inşaat sahasına geliyorlar. Bu bize işlerin nasıl ahlakla yapıldığına dair güzel bir örnek. Fakat başka bir örnek daha var. Bu camide devlet parası da kullanıldı diye İstanbul halkının önemli bir kısmı buraya uzun süre namaz kılmaya gelmemiş. Çünkü daha önce böyle bir şey yaşamamışlar. Camileri insanlar yaptırır ve insanlar kendi servetlerinden yaptırır. Devlet bütçelerinden bir kuruş katılmaz. Bunu hala bilmiyoruz. İmamlar devletin memuru değildir. Ne Osmanlı'da ne İslam dünyasının herhangi bir yerinde imam dediklerimiz vakıfların elemanlarıdır. Çünkü her bir cami, her bir medrese, her bir köprü, her bir çeşme bir vakıftır. Yani bir insanın kendi servetini topluma vermesiyle oluşan şeyler. Bunlar bugün de bizim çok dikkat etmemiz gereken şeyler. Ve 1. Ahmet normalde çok kıymetli bir adam. Yani Aziz Mahmut Hüdayi'nin talebesi olan, müridi olan bir adam. Kıymetli bir adam. Fakat bu söylenti yüzünden de bu cami belli bir süre maalesef popüler olmamış. Buranın bize verdiği temel mesajlardan birisi, arkamda gördüğünüz mimaride yükselen sekiler görüyorsunuz. Yükselen katmanlar var. Hiçbirisi tek başına insanı ezecek devasa bir katman değil. Dikkat edin. Yani birden karşınıza devasa bir şey çıkmıyor. Bakın, yumuşak bir şekilde yükselen katmanları var. Kubbeler öyle. Küçük kubbelerle başlıyor, yukarıya doğru büyüyor, en son ana kubbede birleşiyor. Bunlar aslında hayatta da uyum ve ölçünün ne kadar önemli olduğunu, uyumun olması için ölçünün olması gerektiğini, ölçü olunca belli bir düzenin olacağını bize gösteriyor. Hayatımızda da böyle yapmamız gerekiyor ve hayatımızda da hem ölçülü olmaya hem de o ölçüler üzerinden insanlarla uyumlu olmaya, kavga yapacaksak o ölçüler üzerinden yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Sultanahmet'te dediğim gibi ders çok. Yani ibret gözüne alınacak ibret çok dünyada. Aklıma gelenler bu programda bunlardı. Daha bir sürü anlatacak şeyler var. İnşallah onları da önümüzdeki programlarda size aktarmaya çalışacağız. Bu meydan çok su kaldırır. Bizim yakın tarihimizin de bir yansımasıdır burası. At meydanı gerek Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında halkın gelip saldırdığı, nerede Yeniçeri görürse katlettiği yerlerden birisi. Yine İzmir işgal edilince 1919'da burada çok büyük bir miting yapılıyor. Konuşmacılar çıkıyor, işgale karşı konuşmalar yapıyor. O bakımdan da tarihi bir meydan. Fakat eskiden bu meydan tam öyle değildi. Yani Ayasofya ile şimdi Sultanahmet'in arası gördüğünüz gibi bir parktır. Bu 1920'lerden sonra yapılmış, Cumhuriyet'ten sonra yapılmış bir şey. Burada normalde bir mahalle vardı. Hatta başka binalar da vardı. Onları da sonraki özellikle Ayasofya'yı ele alacağımız başlıkta, o gezimizde, o çağrışımlarda inşallah bulacaksınız. Sultanahmet bu kadar. Yaptıranlar Allah razı olsun. Bakın bir sürü insan geliyor. İnşallah hidayete erenler geliyor. Hidayete ermiş olanlar geliyor. Erecekler geliyor. Biz de inşallah hidayete tabi olmayı, ona devam etmeyi Rabbimizden niyaz edelim. Allah'a emanet olun gençler, ben kaçıyorum. Katkılarıyla hazırlanan Çağrışımlar sona erdi.